Bu hafta Özgün neydi? Bir anlatsana şimdi bu haftanın bombasını. Sen göndermiştin mi? Leblebi. Evet, Leblebi diye bir aktris var hocam, aynı zamanda şarkıcı. Zamanında Mısır'da bu büyük Arap şarkıcıların seslerini taklit ediyormuş. Ama taklit ederken o kadar işte insanlara sempatik ve farklı gelmiş ki şu anda TikTok'ta insanlar onun taklidini yapıyor yıllar sonra. Yani Mısır'da işte İran'da özellikle işte Arap coğrafyası, Arap dünyasında bayağı bir sosyal medyada önemli bir yere elde leblebi başlandı. Çok ilgi var. Şimdi ben normalde hani bu hafta böyle üst üste TikTok videoları geliyor ama hani bir plan dahilinde yaptığım bir şey değil bu, hani biraz da TikTok yapalım falan gibi bir şey değil. Özgün gönderince önce bir soğuk baktım buna, ya dedim ki hani ya tamam işte neyin patlamışsa patlamış yani orada, çünkü zaten kısacık videoları sürekli taklit ederek insanlar bir şekilde şey sağlıyor ama çok çok tatlı bir yeteneği var, bir izleyin bakın. Çok hoşuma gitti gerçekten. O zaman yalnız o dönemin kayıtlarının lezzeti hiçbir şeyde yok. Baksanıza boğazın temizlemesi bile içeride. Görüyorsunuz değil mi? Bunları abartarak yapıyor da biraz sonra size orijinal dinleteceğim. Daha doğrusu dinletemeyeceğim çok fazla çünkü fena telifli bir video. Belki içinden kısacık görüntüleriyle göstereceğim. Taklit ettiği kişi de Fahd isimli, Üstad Fahd isimli bir şarkıcı, Mısırlı şarkıcı. Tatlı. Kesinlikle çok tatlı. Çok şeker. Orijinali de bu. Çok kısık sesle dinleteceğim size. Bu. Kısıyorum. Çok tatlı ya bak. Şu finaller. O mimikler buymuş yani. Tabii keşke sözleri de anlayabilseydik. O zaman çok daha anlamlı olacak kesin. Tam bir bariton sesi. Şimdi tabii taklit ederken de haliyle bir sürü mimik abartarak yapmış hep. Yalnız bu hakikaten bakın şey. Ha, aslında hani normal şan tekniğinde hiç olmayan bir pozisyon. Yani hani diye pek çalıştırma, hiçbir egzersiz de yoktur yani. Hani tam bu diş çalışması gibi. Dişte ses tınlatma gibi. Bu içeride kubbeli. Hep bir sürü şey kullanabilirsiniz ama genelde kullanılmaz. Ama şarkıda kullanılıyor işte. Tam net bir bas bariton yani zaten. Oktavlarına bakın. Daha fazla istemeyeceğim, çok telifli. İzle. Yalnız kadın sesi gayet güzelmiş Özgün ya. Leblebanın. Hiç fena değil yani. Taklit falan yapıyor ama takır takır okuyor yani. Efendim? Leblebanın kuzeni de Feyruz yani. Feyruz gibi bir kadının kuzeni olmak. Hayda. Ortalık yangın yeri tabii. Evet.
Nevi gibi bir Mısır'ın en büyük kantocularından birisinin de kuzeni aynı zamanda. Bayağı sanat, yani aile ses kullanan. Işte. Evet. Tribün sesi. Nasıl on numarayı nasıl abartıyor değil mi? İşte dedim ya, beyaz diş. Yani orijinal solistin yaptığını şeyi abartarak kullanma. Ama çok lezzetli, keyifli. Bir kere müzik çok eğlenceliymiş gerçekten.